Şimdi cami hepimizin kutsal yerleridir. Camilere karşı hepimizin saygısı tabii vardır. Biliniz ki işte camiye asla ayakkabıyla bile girilmez. Biliniz ki işte mesela hatırlayınız gezi olayları sırasında camiye ayakkabıyla girildiği, caminin pisletildiği, bu yüzden pisletildiği için devletimizin yetkilileri kıyametler kopartmış. Hatırlayınız Namık, bir bira kutusu vardı ki o bira kutusunun sonradan oraya getirip konulduğu, hatta caminin değişik yerlerine konulup sanki birden çok böyle bira kutusu varmış izlenimi verildiği gerçeğini de bizlerin hatırlaması lazım. Bu olayın bu yönüyle en azından yani camilere olan saygı, insanların çok büyük saygısı vardır. Ve böyle bir dini mabedin böyle kötü niyetlerle kullanılması hakikaten kabul edilecek bir şey değildir. Biz tabii bu olayın her ne kadar sadece iddiada kalmasını, yani en azından şunu söylemeye evet çalışıyorum, gerçek olmamasını ben yürekten diliyorum. Yani biz bunları yazdık, taraflarla konuştuk, bilmem ne olduk ama keşke bu olay, yazdıklarımız gerçek olmasa da böyle bir Türkiye acı bir olayla karşılaşmasa. Evet. Öncelikle onu da ifade etmek isterim. Her yönüyle doğru. Biz de zaten doğruluğunu şuradan biliyoruz. Taraflarla konuştuğumuz zaman zaten belgelere baktığımız zaman, ortadaki tutanaklara, jandarmanın tutanaklarını incelediğimiz zaman ne yazık ki böyle bir üzücü olay yaşanmış durumda. Camilerde dedi böyle işte imam odalarında falan benzer yerlerde böyle üzücü olaylar yaşanıyor dedi. Din görevlisi orada yaklaşık 3 yıldır orada görevli. Fakat eşi son zamanlarda kendisinden şüpheleniyor. Çünkü eşinin camiden yani namaz saatlerinin dışında ki çoğu vaktini camide geçirmesini yani neden geç geliyor, ne oluyor diye merak ediyor. Ve bir günde eşinin artık bazı şüpheleri artıyor ki bir gün camiye geliyor böyle akşam saatlerinde. Camiye geldiği zaman caminin bir içeriden ya da bir de dışarıdan girilen bir odası var. Bu daha çok böyle kışın havaların soğuk olduğu zaman cami cemaatinin az olduğu günlerde küçük olduğu için orada namaz kılınıyor. Böyle bir yer. Ve o yerde içeri gideceği zaman kapının arkadan kilitli olduğunu görüyor. Ve içeriden de televizyon sesi duyuyor. Buradan eline işte içeride olduğunuzu biliyorum açın kapıyı falan gibi böyle orada bağırıp çağırmaya başlıyor. Zaten kapının arkadan kilitli olması da daha önceden de bir takım duyumları şüpheleri nedeniyle orada bağırıp çağırırken sonuçta kapıyı açtırıyor. Kapından önce eşi çıkıyor. Eşi kapıyı yine arkadan içerideki hanımefendiye kilitliyor ve bu arada işte bağırıp çağırıp derken en sonunda bu kişi iddiaya göre veya işte kendi kadının ifadesine göre içeride olduğunuzu biliyorum hadi çık şu bu derken kapıyı açtırıyor ve içeriden bir kadın çıkıyor. Dolayısıyla caminin çatısı altındaki bir odada ne yazık ki böyle üzücü bir olay yaşanıyor. Ve olay tabii ki böyle durumlarda ilk önce belki olayın vahmeti nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirmemesi özellikle kızın babasının dikkatini çekiyor. Kızın babası da aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat İl Başkanı. Yani o da sıradan bir kişi değil, olaylara hakim. Geliyor, müftüyle görüşüyor. Müftü Bey diyor, ne yapacaksınız, nasıl, ne yapıyorsunuz? O da diyor ki işte murakip görevlendirdik, onlar çalışmasını yapıyor. İşte biz de gereğini yapacağız. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.